Hopparey. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Saat şu an aşağı yukarı 5. 6 buçuk gibi. Belki 7'de bu videoyu izliyor olacaksınız. Evet. bugün seri çekmem gerekti. GeForce Nova sözüm oydu çünkü. E, iş karışıklığından falan derken son dakikaya geldi. Böyle tatlı tatlı size bir GeForce Nova hızlıca anlatacağım. Ya yine yine demeyin. Harbiden birçok kişi fayda görüyor bu sistemden dolayı. E, bu yüzden de anlatmayı ve işbirliği yapmayı çok seviyorum. Hem sohbet ederiz hem e, olayı çok daha basite indirip anlatacağım. Öncelikle yayınlarda tabii bu sistemi anlatırken biraz zorlanıyorum. Çünkü solda chatte sürekli reaksiyon geldiği için. Bir de böyle zıp çıktılar var. Böyle illa bir çomak sokayım dur bir dikkatini dağıtayım diyenler. Şimdi keyfim çok yerinde. YouTube izleyicisi altına yorumunu yapar gider baba. Twitch'dekiler <laughs> işte ağlayın. Neyse. Şimdi GeForce Now'ı çok basit site üzerinden anlatıyorum. Hiç kendi cümlemi falan katmayacağım. Zaten adamlar çok güzel özetlemişler. Şimdi temelinden gidelim. Hemen oynamaya başla başlığımız var. Hesap oluştur. Girdin hesabını oluşturdun. GeForce Now'ını yükledin. Yükledik ben de yüklü. Oyunları bağla. Burada bir soru işareti oluşuyor. Ne oluşuyor biliyor musun? Şimdi ben GeForce Now'da o 1400 küsür tane oyun var diyorlar ya. O oyunları buraya üye olduğum zaman oynayabiliyor muyum? Hayır oynayamıyorsun. Sen Epic Game'ini, Steam'ini, işte Ubisoft'u, ne, ne, neyse artık oyun arayüzün, hangi platformu kullanıyorsan burayla bağlantı yapıyorsun. Bu sistemde senin kitaplığını senkronluyor ve sahip olduğun oyunları oynuyorsun. Bu kadar. Bunu bir anlayalım öncelik. Oynaması ücretsiz oyunlar var. Onları da gösteririm. Ve oynamaya başla diyor. Şimdi oynamaya başla deyince de sanki böyle bilgisayarımda çalışıyormuş gibi algılanıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Tamamen bulut sistemi. Sanal ortam, sanal dünya. Başka bir sisteme bağlanıyorsun. Uzak masaüstü bağlantısı gibi düşünebilirsiniz bunu. O bilgisayarda da çok güzel sistem özellikleri var. İşte grafik kartı RTX destekli vesaire vesaire. Oyunun orada açılıyor. Sen internetin aracılığıyla onu görüyorsun. Ve tabii buradaki teknolojisi geliştirmeleri farklı ee, ve akıcı bir şekilde olabileceği en iyi şekilde oyununu oynuyorsun. Ne senin bilgisayarınla alakası var bunun, ne grafik kartınla alakası var. Hiçbir şeyle alakası yok. Bir tek internetinle alakalı olabilir. O da zaten 25 megabit ve üstü internetlerde gayet güzel yeterli FPS'i sana veriyor. Bu cepte. Bunu da öğrendik. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bir alta iniyorum. Ne gibi artıları var? RTX teknolojisi dedik cepte. Sürekli yeni oyunlarla güncellenen bir kataloğumuz var. Onu göstereceğim. Tüm cihazlarında da oynayabiliyorsun. Mobilden, tabletinden, bilgisayarından vesaire. Bunu da inceleyebilirsiniz ve indirme yapmıyorsun. Şimdi şu da oluyor. E tamam ben kitaplığımı bağladım. Oyuna gireceğim. O zaman bilgisayarıma mı indiriyorum? Hayır abi. Senin bilgisayarın artık o karşıdaki sanal bilgisayar. Bu kadar. Oyunu da indirmiyorsun. Güncelleme de yapmıyorsun. Tıklıyorsun oyun oynuyorsun. Şimdi ben bunu size göstereceğim. Fiyatları burada duruyor. İşte aylık premiumlar 120 TL. 270 TL, 840 TL, 480 TL de bu 6 aylık 11 artı 1 ay 1 yıllık. Yani 1 yıllık paket alıyorsun 840 TL verip mesela 1 yıl boyunca bu imkanlardan faydalanabiliyorsun. Bir de denemek için ücretsiz bırakmışlar. Bunda tabii biraz sıra bekleme var, oturum süresi var vesaire. E, kalitede de bir farklılıklar olabilir. E, bunu da test etmek için, tecrübe etmek için kullanabiliyorsun. Bu kadar basit bir sistem. Şimdi gelin bunu uygulamalı göstereceğim. Gel baba. Biz buradaki işlemleri yaptık. Ben hesabımı oluştum, oluşturdum. Premium'umu aldım. GeForce Now'u da kurdum. Steam'e de bağladım. İndir. Aç bizim GeForce Now'u. Anında burası. Bakın. Böyle bir arayüzümüz var. Burada kitaplığım dediği yer benim Steam'imde olan sahip olduğum ve oynayabileceğim oyunlar. Geri kalanları ücretsizler de aralarında olmak üzere GeForce Now'ın desteklediği oyunlar. Yani ben Steam'in bağladım ama oyunum yok. Oynaması ücretsiz oyunlar kategorisine baktım. Aa burada işte Counter'ı var, Mantır'ı var, Apex'i var. Tamam bunları oynayabiliyorum. Okey. Sırf şunu oynamak için bile alabiliyorsun yani? Ya da GeForce'un desteklediği ve benim çok oynamak istediğim bir oyun var diyelim. Mesela Bannerlord. Bannerlord'u satın alıyorsun hangi platformdan alıyorsan. Burayla bağlıyorsun. Bannerlord'u oynuyorsun. Bu kadar. Ay ne çok bu kadar? Ay ay mı? Ne kadar çok bir şeyler söyledim ya. Şimdi kitaplığımıza gidelim. Burası benim Steam'imdeki kitaplığım. Oynayabileceğim oyunlar. Mesela hadi bir tatlı bir şeye girelim. Hızlı girebileceğimiz. Hem de grafikleri zorlayacak bir şeye girelim. Steam'im nerede? Heh, BCG zaten bakmıştım dur girerim diye. Burada yüklü. Bunu göstermek için size açtım. Bakın BCG oyununda, oyununda bilgisayara yüklenme gibi bir durum yok. Bilgisayarımın kurulu değil bu oyun. Görün al Steam'im. Bu benim bilgisayarımda açık olan Steam'im. Yüklü değil. Şimdi gidiyorum. BCG buluyorum buradan. Girdim baba. Oyna diyorum. Tıkladım arkama yaslanacağım. Bir yandan da Steam'imi göstereyim. ile ilgili hiçbir şeyimiz yok. O bilgisayarıma kurmayacak bile bu oyunu. Zaten kurulu boyun. bizim bağlandığımız sanal bilgisayarda. Steam'imle bağlantılı bir şekilde oyun açıyor şimdi. O yüzden cloud save'iniz varsa kaldığınız yerden de oyunlara istediğiniz yerden devam edebiliyorsunuz. Senkronizasyonunu yapıyor Steam Cloud'la. Hopparey kopparey çakacak oyunu. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Oyunu açmış aşağıda kalmış. Ben de yayında böyle bekliyorum. GeForce Now'dan da bir sürü kişi izliyor. Ben böyle Allah Allah bakım var herhalde falan diyorum ama oyun aşağıda açık. 15 dakika en son bir baktım can mesaj atmış. Alo! Oyun açıldı lan falan diye. Anam dedim dur hemen tıklayayım gireyim. Öyle hatalar oluyor. Canlayın zor iş baba. Youtube'da mesela burada ben bir ya ulan yanlış cümle kurdum dedim. Bir kesme şansım var. Orada öyle şeylerin yok. Zor olan o zaten. Girelim mesela birinci bölümü bir deneyelim. Şu an sanal sunucudan oynuyorum ben. Bu bilgisayar bana ait değil ama çatır çatır kullanıyorum. Neydi lan bu? Ha sistemi yapıyoruz doğru. Target'ı yıkıyoruz. Yapayım mı bir şey hemen? Araba yapayım mı hemen size? Basit bir araba. Hatırlıyorum oyunu bir ara çok ileride ilerleyen zamanlarda çok zorlaşıyordu ama şimdi bir dakika. Wooden pole. Ya ver direkt şeyi tekeri mıhlarım ya. Yön verebilelim. Bir de eşit kalınlık yapalım. Tamam. Bir de ön arkayı savunalım. Okey. Bilmeyenler için söyleyeyim burada verdiği parçalarla bir araç veya bir şey tasarlıyorsunuz. Gidiyorsunuz e, hedefi parçalamaya çalışıyorsunuz. Yani tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış bir sistem. O yüzden çok güzel bir oyun aslında. Mesela ben böyle dandirikten bir araba yaptım. Uçak uçak bile yapıyorsun bir noktadan sonra. Space'a bastım. E, ha WASD değil de ok yön tuşları. Gittim mesela bunu kırdım. Bak bölümü geçtim seviye bir. Noob bölümü. Buradan tepeleme çıkar mı bilmiyorum ama o oh, öldürdük. Bir dakika, öndeki taştan yük alayım. Geçemeyeceğim gibi. Pes etmek yok. Oğlum biz Grandut'ta neler yaptık? Nasıl bir direksiyon sistemi? Hadi zorla. Lan al tekeri. Burayı geçemezsem çok büyük ayıp olur bu arada. Hiçbir güncelleme yapmadan geçmeye çalışıyorum. Aha hadi sok bagonu. Aynen Heh Ama burayı da geçtik Kolay baba ya bu oyunlar basit oyunlar Burayı da ki Şurayı kırdım Şurayı kırdım, burayı kırdım Bu da tamam Ben bu arabayla oyunun sonuna giderim ya Mayın Bu da kolay Bu koyunlar galiba gidip mayınları patlatıyor e tamam bu da bitti. Next. Next baba. He. Burayı geçemem. Düz gitsem mayın beni patlatır. Oklar beni dağıtır. Sonra çevresinden de olanalım. Merhaba. Kolsuzluk sezdim. Kolsuzluk sezdim sanki. Evet. Ama burada tıkanmamalıyım. Şimdi bak böyle döndüm 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 döndüm. Açıktan alacağım şimdi. Çevir 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 çevir. Umarım map sonsuzdur. Dönmüyor baba araba. Herhalde şu açıydı. Daha kır. Ulan bu da tümsekliymiş. Kır. Easy baba. Oyunun amacı normalde araçla uğraşmak. Tabi biz onu yapmıyoruz diyecektim de burası bizi yok eder. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Bas 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 bas. Eee, galiba öldük. Okçuları indirmem lazım ama. Git 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 ez onları ez onları. Geri gel geri gel geri gel geri gel, gel, gel. Lastik gitti. Ha dağıldık. Gibi gibi. Burada geliştiriyorsun işte aracını. Başka parçalar da var. Bu dolu parça var ya. Hayal dünyana göre. Şimdi oyunu GeForce Now'da ben oynadım. Benim bilgisayarımda değildi. Bu alt F4 çekiyorum. Oyundan çıkarsanız kaydedilmiş olan tamam çık. Çıktık. Bu kadar. Mesela başka bir oyun deneyelim. Ne deneyelim ne deneyelim. Hızlı bir şey daha tercih edelim. Outlastlar, portallar bu benim sahip olduğum oyunlar olduğu için. Onlara bakıyorum. Tomb Raider girmiştik galiba yayında. Unreal, ready or not. Mesela ready or not benim bilgisayarımda yüklü mü? Yüklüdür. Al size özel siliyorum lan. Al kaldırdım oyunu. Burada herkesin kafası karışıyor çünkü. Sildim. Bilgisayarımda böyle bir oyun yok. Oyna dedim. İlk kez oyuna giriyorsa birazcık senkronizasyonu 3-5 saniye arttırabilir emin değilim. Video not açıldı. Şöyle göstereyim. Buyurunuz. Şimdi options'tan ben bir bunun bir sesini kısayım. Play. Single player. çok böyle kötü bir sistemle bunu oynayamazsınız normalde kasar şimdi grafik ayarlarına da gireceğim aşağı inelim de ateş ederim tertemiz oynanıyor. Menümüzü açalım. Silahlarımız. Geri gel, geri gel. Hızlı hızlı hareket ediyorum. Eee ne açmış grafiklerde mesela? Advance'e gel. Epic'te açmış bir de. Yani full ekipte bir kısa yol vardı. Hangi grafik kartını kullandığımız çıkıyordu ama. Aha buldum. 60 FPS alıyorum. 7 MS'im var. Bu muydu ya? GeForce GTX 1060 varmış bunda mesela. Bu oyunda bize bunu vermiş. Bazen bakıyorsunuz başka bir grafik kartı var falan filan. Onu ayarlıyor herhalde sistemi arkada. Çok emin olmayarak konuşuyorum bunlar. O kadar teknik bilgim yok. Buradan da durumu kontrol edebiliyorsunuz. Hikaye bu kadar basit arkadaşlar. E, ee, GeForce Nova ben teşekkür ediyorum öncelikle. hem birlikte çalışmaktan keyif aldığım bir firma hem de bizim canımız kanımız gibi bir noktada aslında. O yüzden onlara da teşekkür edelim. E, sistemi çok iyi olmayan bir sürü arkadaşımız var. Eminim birçoğu kullanıyordur, e, faydalanıyordur. O yüzden teşekkürlerimizi iletelim. Bu kadar da arkadaşlar hiç bay baya da gerek yok. Zaten 15-16 dakikalık video çekerim diyordum. Tam olarak da o kadar olmuştur herhalde. Ufak tefek yerleri kesebiliriz. Onun bu kestiğimiz yerlerin platformla GeForce Now'la falan hiçbir ilgisi yok. Benim söylemlerim bazen biliyorsunuz. Bir küçük argo ya da küfre döndüğü zaman zınk dedim mi hemen baba burayı kes diyorum. Ben şimdi kalkacağım gideceğim e, hobi odasına. Hobi odasında yeni yerler ayarlamam lazım biliyorsunuz iguanalar gelecek. Iguanaların yerini ayarlayacağım. Küçük küçük onlara da videolar çekiyorum. Yakında karınca çiftliğime de baya bir video gelir. Hatta şöyle yakalayanlar varsa şu ana kadar videodan çıkmayanlar varsa. Ve bir yandan da karınca çiftliğimi takip ediyorsanız. Karınca çiftliğimi artık size sorarak x Hayvanların bakımlarını çekeceğim yani bayağı bakım anlatacağım hem temizliğini yapacağım rutinini yapacağım hem de bu hayvanlar nedir nasıl bakılır nerede yaşar böyle çok baymadan teknik bilgilere de dönüp size anlatmaya çalışacağım. Çünkü yasal olan hayvanlar belli başlı zaten 5 artı 1 dediğimiz sistemde onun içeriği var aralık ayı bayağı bir yoğun yüksek ihtimal yarın kahvemi koyup bütün aralık ayını planlayacağım yayın anlamında değil yani işte üniversiteler var. Söyleşilerin çoğunu tabii kusura bakmasınlar iptal etmek zorunda kaldık. Ama ödüllerimize gitmeye çalışacağım. Bir iki üniversiteyi önceden sözlemiştim onlara gideceğim. Başka da bir şey yok. Yayınlara da kaldığımız yerden devam edeceğiz, başlayacağız. Arkadaşlar video bu kadardı. Bugün de bir sesimi duymuş oldunuz. Hadi öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Destekleriniz için her zaman için teşekkür ederim. Yine de İyi ki varsınız. Her ne yaşıyorsak yaşayalım. Seviyorum sizi. Allah'a emanet.